Efendim bu yıl Sarıkamış Ham Harekatı'nın 108. yıl dönümü 91 şehide yurt olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki anmalar için Ankara'dan özel bir tren yola çıktı. Sarıkamış Ekspresi 827 kilometrelik yolu 24 saatte hiç durmadan tamamlayacak. Kültür sohbetleriyle, tarih dersleriyle, illerimizle ilgili şehir sohbetlerimizle inşallah keyifli bir kültür dolu bir yolculuğu gerçekleştireceğiz. Seferin adı Sarıkamış Ekspresi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde Ankara'dan Sarıkamış'a özel sefer düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Sarıkamış Ekspresi'ndeydi. 24 saatten fazla sürecek yolculuğa milli sporcular, sosyal medya fenomenleri ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Sarıkamış'ın 108. yılında şehitlerimizin, ecdadımızın izinde bir yola çıkıyoruz. Bu yurt kahramanlık yurdu, fedakarlık yurdu ve tüm kötülüklere karşı şanlı bir direnişin yurdu. İşte bu yurdun bu ruhunu, fedakarlık ruhunu, direniş ruhunu ve tabii ki vefa ruhunu amacımız diri tutmak. CNN Türk ekibi olarak birazdan çok özel ve önemli bir sefere, yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuğun ismi Sarıkamış Ekspresi. Bu yıl 108. yıl dönümü kutlanıyor ve bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerini, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri işte bu trende, özel trende bir araya getirdi ve bu tren Sarıkamış'a kadar hiç durmadan hareket edecek. Gençler uzun yolculuk için hazırlıklıydı. Valizleri doluydu. Bu eşsiz yolculuğu kayıt için birçoğunda da fotoğraf makineleri ve video kameralar vardı. Arkadaşımla İzmir'den geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Aslen de Kars'ı ilk defa göreceğim bakanlık sayesinde. Evet, çok mutluyuz. Böyle bir yolculukta olduğum için çok heyecanlıyım. Trenin vagonun içinde ayrı etkinlikler de olacakmış. Bu beni fazlasıyla şaşırtmıştı ve heyecanımı gitgide de arttırdı. Özel seferli bu trenin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve cumartesi günü Sarıkamış'a ulaşması planlanıyor.